Geceler sevgili seyirciler, gündem ötesine hoş geldiniz. Bu gece sizlere kadim tıptan bahsedeceğiz. Ve kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili hocamızın da özellikle faydalandığımız kitabı Osmanlı Hekimlerinin Sağlık Kuralları Profesör Doktor Ayten Altıntaş. Ayten Altıntaş'ı iyi tanımanızı isterim. Çünkü kendisi çok kıymetli bir hoca. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 37 senesini geçirmiş bir isim ve şimdilerde de Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı. Evet efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizin çok güzel çalışmalarınız var, özellikle gül üzerine de. Evet. Bunu biliyorum. İnşallah evet. Ondan da faydalanma fırsatımız olur. Biz bu gece eski tıptan bahsedeceğiz. Evet. Eski tıptan, yani binlerce yıl öteden günümüze hangi bilgiler gelmiş, evet. Hangi kaynaklardan gelmiş. Evet. Peki İnsanoğlu o bilgileri bugüne nasıl taşımış? Tamamlayıcı tıp deyince ne anlamamız gerekiyor? Tamam. Ve bazen modern tıbbın içinde olan bazı isimler uzakta kalabiliyor, reddedebiliyor da. Evet. Bu neden bu şekilde gerçekleşiyor? Yani birileri faydalanıyorsa reddetmek neden? Yani bunların hepsini konuşacağız. Doğru. Aslında soru sormak kötü bir şey değildir. Evet. Sorularımızı soracağız. Evet. Bu gece de inşallah doğru cevapları da alacağız. Tabii. Eskiler der ki etiketini kullanıyoruz, evet. Ve bu etiketle bize sevgili seyircilerimizin yolladığı bazı mesajları şimdi okumak istiyorum. Evet. Kitaplardan da hediye etmek isteriz. Tamam. Bize bu şekilde ulaşabilirler, hep söylüyoruz. Mesela ne söylemişler? Mesela Rıdvan Seven isimli seyircimiz eskiler der ki etiketini kullanmış, şöyle bir yorumda bulunmuş. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp bütün dünyada tartışılan bir uygulama ama biz bunu eğer görmezden gelirsek birileri merdiven altı üretir ve uygular, doğrusunu bilmemiz gerekiyor demiş. Sonra bir başka seyircimiz eskiler der ki etiketiyle Fatih Özer şiddetli migren ağrıları çeken biri olarak yapmadığım kalmamıştı. Çağrıyı alternatif tıp hacamatta buldum. Yaklaşık 2 senedir ağrım yok demiş. İyi, aman bir daha da olmasın inşallah. Ondan sonracığıma Abdurrahman Bey demiş ki eskiler der ki olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Aynen öyle. Gülseren Gümüş eskiler der ki sağlık varlıktan yeğdir. Vallahi billahi öyle. Doğru. Ondan sonra ya o kadar gelmiş ki şimdi hangi birini okuyacağımı şaşırdım. Bir de bize böyle büyüklerinizin söylediklerini de atabilirsiniz, gönderebilirsiniz ki biz de faydalanalım ve paylaşalım. Fatma Şahin eskiler der ki bilmediğin aş ya karnını ağrıtır ya başını. Doğru. Hekimsiz hakimsiz yerde oturma İbrahim Bey'in atmış olduğu bir mesaj. Tevfur Erdoğdu, bak Tevfur demiş ki eskiler der ki yaşlılar yapabilse gençler de bilebilse. Bilse, evet. Doğru. Evet. Çok güzel. Sevgili hocam, evet. Siz şimdi kitabınızda eski tıptan bahsediyorsunuz. Evet, şimdi önce ondan bahsedelim. Eski tıp nedir Allah aşkına? Lütfen, şimdi aslında biliyorsunuz tıp büyük bir tarihe sahip. Yani insanlığın ilk başından beri bugüne kadar tabii ki tıp vardı. Yani şöyle düşünülüyor, zannediliyor ki tıp sadece bugünkü tıp, işte modern tıp, ondan önceki hiçbir şey yoktu, reddediliyor. Halbuki gerçekten bütün tıbbın tarihi, kadim tıp insanlığın bir mirasıdır. İlk günlerden itibaren devamlı her coğrafyada, tarihin her döneminde hekim vardı ve tedavi ediyordu. Biz sadece bugünkü usullerle tedavinin her şey olduğunu zannediyoruz ama değil, binlerce yıl bütün coğrafyalarda, bütün tarih boyunca hekim vardı ve tedavi ediyordu. Biz bunları nereden biliyoruz? İnsanlık büyük bir tarih öncesi, yani yazılı kaynaklardan önceki dönem yaşamıştır. Çok uzun bir süre, 30 bin yıl, 20 bin yıl. Ondan kalan bir takım bilgilerimiz var ama esas yazılı kaynaklarımız var. Yani antik dönem bir Mısır tıp kitapları bugün elimizde, tercüme edilmiş ve bizim hizmetimizde çok rahatlıkla okuyup anlayabiliyoruz. Antik Mezopotamya, Sümer, Asurların tıbbı kitaplarda. Hint, Çin, Orta Asya Türkleri, büyük bir antik Yunan. Dolayısıyla bizim çok eski, yani bundan en az 2000-3000 yıl önce den itibaren elimizde o zamanın yazılı tıp kitapları var. Ve bu tıp kitaplarında zannedilmesin ki işte bir takım dini veya işte inançla ilgili. Hayır, tamamen tıp.
Dolayısıyla biz bugün biliyoruz ki tarihin en eski devirlerinden beri tıp vardı. Şimdi bizim bugünkü tıbbımız tabii çok farklı. Neden? 1850'lerde şekillenen bir tıptır. Tamamen insanı deney laboratuvarına oturtup, yani gözlem ve deney, dolayısıyla işin kimyası, işin matematiği, bunun üzerine oturtulan bir tıptır. Biliyorsunuz her yeni şey eskiyi reddeder ki yeni şey kabul edilsin. Biz de 150 yıldır bu yeni tıbbın içindeyiz ve gerçekten yeni tıp, bugünkü tıp, konvansiyonel tıp diyorlar. Çok önemli şeyler başardı. İnanılmaz şeyler başardı. Ama yetmiyor. Daha da bugün bizim söylediğimiz şey şu. Bu büyük geleneksel tıptan, kadim tıptan bugünkü tıp bir şeylerden faydalansın. Bunu sadece biz söylemiyoruz, biliyor musunuz? Daha yeni biliyorsunuz uluslararası geleneksel tıp kongremiz vardı. Orada Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en üst düzeyde yetkililerin söyledikleri şey şu. Çok net ve altını çizerek söylüyorlar. Biz eski tıbbı yok saydık. Ve bir şekilde bu unutulacak saydık. Ama öyle olmadı. Ve bütün coğrafyalarda eski tıp bir şekilde devam etti. En çok da Hint ve Çin'de. Özellikle Çin. Çünkü eski tıp bir yerde bitip de yeni tıp devam etmeye başladığı zaman Çin ve Hint'te tamamen yeni tıbba dönemedi. Çünkü çok büyük bir nüfus ve fakir insanlar. Bu arada daha ucuz ve herkese hitap edebilecek eski tıp devam etti. İyi ki de devam etmiş. 150 yıl sonra biz diyoruz ki gözümüzle görerek ve bunun uygulayıcılarını görerek, evet bakın Çin'de de Hint'te de eski tıp devam ediyor ve oradan da bir sürü insan yararlanıyor. Peki biz mesela eski tıp dediğimiz zaman Hint, Çin, hani tabii mesela insanın aklına akupunktur falan geliyor. Evet, evet. Osmanlı'da kesin eski tıbbı kesin kullanıyordu. Kesin. Şimdi öyle deyince de insanın aklına mesela hacamat geliyor, sülük geliyor. Başka ne gelmesi bakın lazım? Bakın şimdi aklınıza? Şöyle, aslında biliyor musunuz biz Sağlık Bakanlığı olarak 2014 yılında bir geleneksel tıp yönetmeliği hazırlandı. Tamamlayıcı tıp diyoruz artık. Şey demiyoruz, alternatif tıp falan demiyoruz. Tamamlayıcı tıp diyoruz. Orada 14 tane bölüm var. İşte müzikle terapi var, işte fitoterapi var, bir sürü larva terapi tedavisi var, bir sürü şeyler var. Bu arada bunlar da var. Ama tabii eski tıp deyince hemen sülük ve hacamat akla geliyor. Halbuki değil. Osmanlı tıbbı gerçekten kadim tıbbın içinde ve İslam tıbbının şekillendirdiği büyük bir tıp. Osmanlı hekimleri bu tıbbın süzgeçten geçirerek kendilerine göre yorumladıkları bir tıp. Neden? Çünkü her ülke, her coğrafya kendine göre yorumlaması lazım. Kendi bitkileri, kendi ilaçları, kendi uygulama şekli, kendi yaşam şekli buna göre uyguluyor. Ve Osmanlı tıbbı da gerçekten büyük, çok önemli ve çok önemli hizmetler vermiş bir tıp. Hı hı. Ve bunun kalanlarını halk devam ettirmiş ve onlar hala bizim toplumumuzda uygulanan bir tıp. Ama aslında bizim Osmanlı tıbbımızın biraz böyle halka, yani sulandırılmış, biraz daha hafifletilmiş bir tıbbı. Bugünkü halk tıbbı. Ama esas biz bilgileri öğrenmek istiyorsak Osmanlı tıp kitapları elimizin altında, okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz ve onları çok rahatlıkla öğrenebiliriz diye Osmanlı düşünüyorum. Osmanlı Hekimlerinin Sağlık Kuralları diye bir kitabınız var. Evet. Bu kitaptan biz seyircilerimize hediye etmek isteriz. Çok güzel. Eskiler der ki etiketiyle biz bir soru yöneltelim o zaman. Evet. Yayından önce sizle konuşmuştuk. Evet. Osmanlı döneminde Amasyalı meşhur hekim ve cerrah kimdir diye soralım. Evet. Evet. Amasyalılar, kolay. En başta Amasyalılar bilmesi lazım. Evet, en başta Amasyalıların bu sorumuza doğru cevap vermesi gerekiyor. Diyorsunuz ki Osmanlı hekimleri sağlıklı yaşam kurallarını belli bir form ve formülle anlatmıştı. Evet. Bu tabiplerin esbabı sitte-i zaruriye, yani zorunlu olan altı sebep diye çevirebileceğimiz altı temel kuralı sağlık konusunda bilinmesi ve uyulması gerekenlerdi. Şimdi altı kuralı tabii ki konuşacağız, anlatacağız. Ben de size soracağım da. Şimdi ben merak ediyorum. Evet. Mesela aslında çok iyi oldu. Sağlık yani sizin bu gece konuk olmanız şu manada çok iyi oldu. Siz aslında
modern tıbbın içinde olan evet. bunun eğitimini görmüş evet. ve modern tıbbın gerekliliğine inanan ama kesin. Tamamlayıcı tıbba, kadim tıbba, kadim bilgiye de sırtını dönmemiş asla, bir insansınız. Asla. Mesela kitabı da okurken şundaydı galiba, bir yerde diyorsunuz ki bu kitapta yer alan bilgilerin bazılarını bugünkü tıp kabul ediyor. Evet. Araştırma süzgecinden de geçmiş. Bazıları hiç gündeme gelmemiş. Yani evet. hiç dönüp bakmamışlar bile. Bazıları da bugünkü araştırmalara göre farklı olabilir. Bu o bilgilerin yarınki tıp araştırmalarıyla doğrulanmayacağı anlamına da gelmez. Evet. Bugün artık bütün dünya bunu söylüyor, biliyor musunuz? Yani bir Amerika'da, bir Avrupa Birliği de hep aynı şeyi söylüyor. Bugünkü tıbımızın içine biz bunlardan yararlanabilir miyiz? Bir takım şeyler öğrenebilir miyiz? Bir takım şeyler katabilir miyiz? Bence Osmanlı tıbbında ilk öğrenmemiz gereken şey gerek İslam gerek Osmanlı tıbbında sağlıklı yaşama çok önem verilirdi. Yani tıp kitaplarının yarısı nasıl sağlıklı yaşanıra ayrılırdı. Bir Osmanlı hekiminin kıymetli olduğunu anlayabilmek için onun çalıştığı yerlerdeki insanların az hastalanması lazımdı. Ne kadar az hastalanırsa o kadar kıymetli hekim. Çünkü sağlıklı yaşam çok önemli. Ve o yüzden tıp kitaplarının içinde bu konuda konuyla ilgili çok önemli şeyler söylüyorlar. Çok önemli nasihatler veriyorlar. Yapılacak şeyler veriyorlar ki birçok şey bugüne hala kalmış şeylerdir. Peki hocam şunu evet. merak ediyorum. Şimdi bazı şeyler var ki insan gerçekten kendisi tecrübe etmediği takdirde kabul inanması etmeye. Çok kolay tabii, olmuyor. Tabii. Tabii ilk akla sülüğün gelmesi ya da hacamatın gelmesi normal çünkü bugünkü ilaçlarda işte o bitkilerin karışımlarından kimyasallarda var vesaire falan ama üç aşağı beş yukarı muhteviyat benzer olabilir. O zaman daha belki organik yani doğal şeylerle yapılıyor. Bitki, bugün, tabii ilaçlar çok bugün önemli. Bugün başka bir endüstri. Tabii. Fakat benim çok yakınımdaki bazı kişiler hacamat yaptırdı. Anladım. Ve birebir faydalı olduğunu ben kendi gözlerimle gördüm. Evet. Yaptıranın da faydasını Anladım. Gördüğünü kulaklarımla işittim. Anladım. Sülük için keza öyle. Anladım. Diğerleri de öyle. Tıbbi bitkiler yüzlerce yıldır çok önemli Şimdi bitkiler. Tıbbi ilaç olan, biraz daha belki bugünkü tıbba uygun evet, gibi. Yani evet, mantık sürecinden evet. geçirdiğiniz zaman hah diyorsunuz evet. yani bu olabilir. Fakat öbürü şeyi anlamaya çalışıyorum. Acaba nasıl buldular birincisi? Evet nereden akıllarına geldi? Yani ben sülüğü alayım da. İşte bir bacağınadır, bir kolunadır yapıştırayım Ağırlar de işte mesela. Ona evet, göre de evet, o evet. hayvan orada bir görev alsın ve bana evet. bir şekilde derdime deva olsun. Bu nasıl olabilmiş? Ya da hacamat küçük kesikler atarak, evet, kan çıkartarak. Evet, evet. Şimdi önce bir miyarımı, benim bir miyarım var. Eğer diyorum bir teşhis veya tedavi usulü binlerce yıl devam ediyorsa insanlığın birçok insan topluluklarında orada bir gerçek bir şey var. Hı. Çünkü insanlar belli şeyleri eğer işe yaramıyorsa çok kolay unutabilirler. Ben binlerce yıllardan bahsediyorum. Akupunktürü benim öğrenci asistanlığım zamanında hocam şarlatanlık dersinde anlatırdı. Hmm. Evet, fakat ben derdim ki nasıl olur derken İsviçre'den bir profesör geldi ve Cerrahpaşa'da bir konferans veriyor. Ve orada dedi ki biz akupunktürü tıp fakültelerine bir bölüm olarak aldık. Yani şarlatanlık değilmiş. Ben o zaman onları gördüm. Şimdi şöyle, bugünkü tıp kesin kanıt ister. Tabii ki dolayısıyla kanıtlanabilen şeyler var, kanıtlamayan şeyler var. Ama zamanla o kadar gelişiyor ki bugünkü tıbımız her şekilde bir sürü çok şeyi kanıtlayabiliriz. Şimdi eski tıbbın neden, niçin, nasıl bulduğu çok enteresandır. Genelde tıp tarihi kitapları hep şöyle yazarlar. Deneme yanılmayla. Ama çok enteresan, eski tıp kitaplarında, bu antik dönem tıp kitaplarında da hep bu bilgilerin ilahi bilgiler olduğunu söyler. İşte Hint kitapları, Atharveda dedi ki, Ayurveda, işte Atriye dedi ki filan, hep bir tanrısal bilginin daha sonraki hekimlere, ondan sonraki hekimlere ulaştığı söylenir. Belki bunu şunun için söylüyorlardı, o bilgilere kıymet verilsin, önem verilsin diye. Ama biz çok net bilmiyoruz. Sülük Hint
de önce çıkmıştır. Antik dönem çok binlerce yıl önce çıkmıştır ve kullanılmıştır. Hangi sülük, nasıl sülük olacak, hangi hastalıkta nereye konacak, nasıl yapılacak büyük bir detay. Tabii. Hacamatta da öyle. Yani kuru hacamat nasıl yapılır, öbür türlü hacamat nasıl yapılır, kan alma eski tıpta çok önemlidir. Ağır hastalarda o kirli kanı bir şekilde alırlar. Yani insanlar bir sürü şekilde tedavi etmeye çalışıyor ve bu belli metotlarla ve tıp kitaplarına girerek tedavi edilmiş ve bu hekimlere devam etmiş, bu miras olarak kalmış ve tedavide kullanılmış, devam ediyor. Çok enteresan. Evet. Mesela hacamata zamanı belli. Yani belli evet. Zamanlar değil, her evet. Zaman yapılmıyor. O, evet, evet. O özellikle kanın belirlenmiş bazı günler var ki evet. Yani mutlaka öyle yapılması gerekiyor. Sonra her zaman sırttan yapmıyor mesela, senin rahatsızlığına tabii. Göre bölgesini bütün, belirliyor. Şimdi hacamat sülükte çok odaklanmayalım da kadim tıbbın bütün de her şeyi, yani kullandığı her metot, işte ilaçlar olsun başka şeyler olsun, hepsi zamanın içinden geçtiği için çok net olarak şurada şu zaman kullanılır, şu şekilde kullanılır, şu dozda kullanılır, bu bilgiler hep var. Zannetmeyin ki yani öylesine çala kalem bilgiler değil. Çok ince, çok dikkatli ve Osmanlı hekimleri hep şunu söylerler. Onlar tıp kitaplarını yazarken hep belli bir yaştan sonra, tecrübelendikten sonra yazarlar. Ve derler ki biz bu alanda saçımızı sakalımızı ağarttık. Ama önemli olan bu bilgilerin, doğru bilgilerin ve kendi tecrübelerimin insanlara faydalı olması. Sadece Allah rızası için yazarlar ve insanlara faydalı olması için yazarlar. Kitapta diyorsunuz ki Osmanlı'da doktor yerine hekim sözcüğü evet. Kullanılırdı. Hekim sözcüğü aslında öncelikle sağlığı koruyan demek. Doğru. Doğru. Hakimden gelir. Yani bütün bilgilere sahip olan kişi. Eskiden eğitim görmüş kişiler zamanın bütün bilgilerini bilirler. Medrese eğitiminden geçmiş olanlar, yani işte zamanın fiziğini, işte şey, ondan sonra normal bir baz bilgi bilir. Onun üzerine eğer tıp yapmak istiyorsa tıp yapar, işte astronomi yapmak istiyorsa astronomi yapar, matematik yapmak istiyorsa matematik yapar vesaire. Dolayısıyla bilgilere hakim olan birisidir ve evet, birinci sırada onun sağlığı korumaktır esas görevi. Hı hı. Muhammed Yusuf Bey demiş ki, peki eskiler der ki etiketiyle, mesela Osmanlı'da tıp nasıldı? Böyle bir tasvir edecek olsanız nasıl bir organizasyon? Yani, kesinlikle şöyle, bakın şimdi tıp kitaplarından görüyoruz biz. Bir kere önce sağlıklı yaşam hakkında neler yenilecek, neler içecek onu anlatır. Ondan sonra tıbbın niteliğinden bahseder. Tıp nedir, tedavi nedir? Ciddi olarak. Ondan sonra baştan başlar ayağa kadar hastalıkları sınıflandırır. Ve başla ilgili bütün hastalıklar artı onun için ne yapılacaklar. Ondan sonra da farmakolojisini verir. Yani ilaç olarak neler var? İşte şerbetler, şuruplar, tozlar, pastiller, yakı olarak kullanılanlar. Yani ilaç olarak kullanılan bütün şekiller vardır. Ondan sonra bunlar nasıl elde edilir, nerelerde kullanılır? Önce ilaç olarak kullanılan ilaçları tek tek, müfret deva diyoruz ona, tek tek ilaçları anlatırlar. Nasıldır, nitelikleri nedir? Çünkü o dönemde bizim kimyasal anlatmamız gibi her ilacın belli niteliği vardır. İşte sıcak, soğuk, kuru, yaş gibi. Ondan sonra o da esas şudur, bedenimiz hastalandığı zaman o belli bedenimizdeki denge bozulmuş oluyor. O dengeyi yerine getirebilmek için nenin bozulmuş olduğunu, çünkü vücutta sağlığı taşıyan 4 tane unsur var, hılt var, işte sıvı var. Bu sıvılar normalde bedende dolaştığı zaman siz sağlıklısınız. Ama hastalandığınız zaman bunlardan biri ya azalmıştır ya çoğalmıştır. O zaman biz bunu teşhis eder. Zaten hangi hastalıkta özellik nedir onu söyler. Ondan sonra da verdiği bitki bunu dengeye getirecektir. Çok gelişmiş hastalıkları da bilirler. Onlarla ilgili ne yapacaklarını da bilirler. Ve belli de ilaçları var. Bugünküyle kıyas edilir mi?
Bilenler eder, etmeyenler etmez, bilmiyorum. Ama şunu söylemem lazım, modern tıp, çağdaş tıp kurulmaya başlandığı zaman tabii ki kadim tıptan faydalanıldı. Ama oradan tabii ki denemeye girildiği için bu bitkilerin içindeki o yüzlerce maddeyi deneyemeyecekler için içindeki bir tek maddeyi, etkili olduğunu düşündükleri maddeyi teşhis ettiler. Onu sentetik olarak yaptılar ve ilaç olarak devam ettiler. Dolayısıyla biz bugün genelde, ama şimdi artık değişiyor, sentetik ilaçlar kullanıyoruz ve etkin tek bir ilaç kullanıyoruz. Çünkü onu ölçebiliyoruz, deneyebiliyoruz, tekrar onu kazanabiliyoruz. Hı hı. Siz bu yerli ve milli vurgusu hep yapılıyor. Bundan yanayız. Mesela ilaç konusunda da bu yerli ilaç. Anladım. Mezuna yaklaşımınız nasıl şimdi, sizin? Şimdi bugünkü ilaç sektörünün keşke olsa ama kolay değil. Yani çünkü uluslararası bir tıbbımız var. Uluslararası bir ilaç sektörümüz var. Dolayısıyla herkesin kullandığı ilaç. Eğer biz dediğiniz gibi kendi bitkilerimizden etkin, farklı bir ilaç üretebilirsek tabii çok iyi olur. Hı hı. İlaç firmalarımız eğer ilgilenirlerse tabii bu konuda çalışmalar var. Şu hılt ve mizaç demiştiniz. O evet. Da enteresan geldi. Evet. Osmanlı hekimi evreni bir bütün olarak düşünür evet. Ve evrendeki her şeyin birlik içinde olduğunu kabul evet. ederdi. Evet. Dünya ve içindeki insan bu sistemin 9. sırasında evet. ve ay 6 alemi, ay 6 alemi denilen bölgededir. Burada her şey 4 temel maddeden evet. toprak, ateş, hava, su. Bu 4 unsur değişmez ve vazgeçilemez. Bu alemdeki her şey bu 4 temel unsurun belli oranlarda karışıp birleşmesiyle oluşmuştur. Onun için bu dünyadaki cansızlar, canlılar ve tabidir ki insan da bu 4 temel unsurdan meydana gelmiştir. Şimdi şunu söylememiz lazım. Biz bugün tıbbımızla bedenin üzerine çalışıyoruz. Halbuki eski kadim tıbbın hekimleri insanı bambaşka şekilde tanıyor. Yani sadece beden olarak tanımıyor. Onun duygu ve düşünce dünyasını, onun üstünde akıl ve zihin dünyasını, onun üstündeki şuur dünyasını ve onun evrenle olan birlikteliğini biliyorlar ve onu anlatıyor. Yani bir hekim kitabında, tabii ki bu geniş bir tıp kitabında önce insanı anlatır. İnsanın ne olduğunu. Hı hı. Ondan sonra o insanın hangi maddelerden yapıldığını, o dediğimiz gibi 4 unsurdan. Ondan sonra o unsuru genelde işte karbon, hidrojen, azot, oksijen gibi yorumlanıyor. Ama onun da dışında bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla insan evrenin içinde evrenle beraber olan bir varlık. Hı hı. Ve şuura sahip olan bir varlık. Sadece beden değil. Dolayısıyla genelde tedavi edilirken sadece bedeni tedavi etmek değil, onun ruhunu da, onun düşüncelerini de, onun zihnini de tedavi etmek isterler. Aslında ne kadar doğru. Yani insan o zihniyle, düşünce, fikri, duygusuyla kendini evet. hasta da edebilir. Evet. Bazen evet. şey bile görüyoruz, birisi vefat ediyor. Şunu bile söyleyebiliyoruz arkasına, ya yaşamaktan vazgeçmişti aslında. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bakın, psikolojinin veya düşünce sisteminin insan bedenine çok büyük etkisi var. Bunu bugünkü bilim plasebo etki olarak ispat etti, bilimsel olarak. Plasebo etki şu, ilaçmış gibi olan bir ilacın evet. aslında %40 etkisi. O da nasıldı biliyor musunuz? İnsan ilaçları denerken diyelim ki 10 tane işte 10 hastaya deneyecekler. Bunun 1-2 tanesini mide ilacı diyelim. Mide ilaçlarını veriyorlar ama 2 tanesini hiç mide ilacı gibi görünen ama içinde hiç etken madde olmayan bir ilaç veriyorlar ve şöyle düşünüyorlar. İçi boş olan ilacı verdikleri zaman hasta hiç faydalanmayacak. Ama öyle olmuyor. Eğer hasta hem hekimine hem tedavi edildiği yere güveniyorsa, iyi, evet mide ağrısını geçtiğini söylüyor. O zaman tabii bunu tecrübe edenler, deneyenler ne olduklarını şaşırıyorlar. Sonra büyük araştırmalardan sonra ortaya çıktı ki eğer insan o ilaca, o hekime inanıyorsa zaten %40
iyi olacak. Evet. Ondan sonra da ilaçlarınızı veriyorsunuz. Mesela şu farkı görüyorum ben Osmanlı tıbbında. Hıltlar ve mizaçlar gibi böyle bir ayrımı evet. biz günümüzde görmüyoruz. Evet. Yani mizaçlar hıltlarla direkt ilişkidir. Hılt dediğiniz az önce... insan bedeninde sağlıklı yaşam için dolaşan 4 tane sıvı madde var hılt dediğimiz. Evet. Onudan bahsediyorlar. Kan, balgam, safra evet. ve sevda. Evet, o aslında suda dedir karaciğerin yaptığı bir şey. Şöyle, bugünkü tıpta yavaş yavaş buna gidiyor. Bakın, şimdi tabii ki o bizim modern tıbbımız bütün insanları fabrikadan çıkmış tek tip bir varlık olarak görüyordu. Halbuki böyle olmadığı, hani bir ilaç bir insanı çok iyileştiriyor, öbürünü biraz iyileştiriyor, öbürünü hiç iyileştiremeyebiliyor. Bugünkü tıp bunun farkında ve insana odaklı ilaçları üretmeye başlıyor artık. Hı hı. Yani hastalık değil, hastanın merkezde olduğu bir tedavi şekli. Hastanın merkezde olduğu bir düşünce şekli, çözüm şekli artık yavaş yavaş. Orada da eski tıpta da gerçekten hasta önemlidir. Ve hastaya odaklı, yani hekim mutlaka hastayı çevresiyle beraber görür, işte onun nabzına bakar, teşhisini yapar. Ondan sonra ona uygun önce gıdalarını düzeltir, onu ne yiyecek, ondan sonra da ilaçlarını verir. Çok ilginç. Ve mizaçlarda da işte demevi mizaç, safravi mizaç, balgami mizaç ve sevdavi ya da sudavi mi dediniz? Olabilir. Öyle bir mizaç. İşte tek tip değil. Nereden buldular acaba? Ne bunlar kadar çok enteresan. Eskiden beri var. Yani sadece Osmanlı'da, siz sadece İslam'da. Siz kendinizi bildiniz İslam'da mi mesela? Ben baktınız kendimi mı? Çok iyi biliyorum. Safraviyim ben. Ha. Evet. Ve mesela şunu çok iyi biliyorum. Şişmanlığa meyilli olan insanlar genelde demevi ve balgamidir. Safravi ve sevdavi olanlar genelde yemek yerler ve daha incedirler. Öyle kolay kolay şişmanlamazlar filan. Yani genel hatlarıyla mizaçları bütün kadim tıpta kullanırlar ve 4 mizacı ayırırlar genelde. Ama hekimler bunun da alt maddelerini biliyorlar, alt şeylerin birbiriyle olan ilgisini biliyor. Her insana göre birazcık daha onun farkını biliyor. Ama genelde insanları o şekilde tanıyor. Ona göre ilaçlarını ayarlıyor. Tabii. Gıdalarını ayarlıyor. Gıdalarını ayarlıyor. Şimdi bir taraftan da seyircilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. Tini Mahtum'u soran var. Tini Mahtum, evet. Sorayım evet. mı? Ah sorun, o çok önemli. Instagram'dan okudum. Tamam. Şimdi bu bir şekilde kil. Bugün de bentonit veya montmolier kili diyorlar. Tarihin en eski devirlerinden beri bir çeşit kil çok ciddi bir ilaçtır. Hmm. Ve bu çok eski tarihten beri mesela işte tapınaklarda rahiplerin vesaire bulup tini mahtum dediği mühürlenmiş kil demek, toprak demek. Ve o faydalı olan her derde deva olacak kil toplanır ve onlar ufak ufak tabletler yapılıp üstüne o tapınağın, o yerin damgası vurulur ve o şekilde satılırmış. Şimdi bugün biliyoruz ki Montmolier veya bentonit kili diyelim. Kilin bir şekli. Bunun bugün bir sürü araştırmalar var. Özellikle Amerika'da falan çok kullanılıyor bu. Detoks etkisi var. Yani işte ağır metalleri temizleme, işte vücuttaki bir takım bakterileri vesaire temizleme etkisi var. Tabii eskiden bu şekilde bilinmiyor ama birçok hastalıkta bu kullanılıyordu. Bu kadar söyleyeyim, daha fazlasını söylemeyeyim. Çünkü yani araştırmalar bunun çok önemli bir ilaç olduğunu ortaya koyuyor. Hmm. Evet. Peki mesela böyle bazı şeyler bulunuyor da hep söylenir ya, şehir efsanesi gibi. Hayır. Ya aslında bazı şeyler biliniyor çok da. Çok iyi biliniyor. Çok iyi biliniyor. Ama kullanılıyor da Amerika'da benim bildiğim kilden en az 30'dan fazla ilaç olarak kullanılıyor. Bizim Türkiye'de de var. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı çok kaliteli kilimiz var. Mesela onun detoks olarak kullanılan kısmı, ki dışarıdan merhem olarak sürülüyor, işte yakı olarak sürülüyor filan vesaire, macun olarak sürülüyor. Ama detoks olarak kullanılanı bugün bütün
estetik merkezleri detoks olarak Bodrum'da olsun, İstanbul'da olsun vesaire bunu kullanıyorlar. Bir zamanlar Amerika'dan getiriyor, şimdi artık Türk detoks kilini kullanıyorlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in de bu konuda haberdar olduğu Libya Adası'ndan. Evet, özellikle çıkarttı. O çok önemli. Çünkü bir de onun galiba, bir dakika yanlış hatırlamıyorsam şeydi, belli bir tarih vardı, o tarihte çıkartılan. Öyleymiş ama onu bir ritüel haline getirmişler. Bakın şeyden önce, yani antik dönem Yunan'da işte o tapınakların işte olduğu, sağlık tapınaklarının olduğu zamanda belli bir zamanda çıkarılırmış. İşte onlar karılır, tablet haline getirilir, üstü damgalanır ve satılırmış. Belli fiyatlara, çok da yüksek fiyatlara. Sonra bu bilgiler, özellikle Limni Adası'nın toprağının çok kıymetli olduğu söyleniyormuş. Ve uzun zaman bunlar ilaç olarak satılıyor. Osmanlı'nın ilk devirlerinde İbn-i Şerif çok önemli bir Osmanlı hekimidir. O der ki ben bu tini mahdumu aradım. Çünkü o sıralarda artık unutulmuş nereden çıkarılıyor. Hiç kimse bilmiyordu. Ne Konstantiniyye'nin daha İstanbul alınmamış, ne oranın hekimleri, ne işte diğer hekimler bilmiyorlardı. Ben der bir kitapta bunu buldum. İbn-i Baytar diye çok önemli 13. yüzyıl bir İslam hekimi vardır. Çok önemli bir farmakolog, tıbbi bitkileri bilen. Onun kitabında İbn-i Şerif görmüş ve o zaman Limni Adası'nın işte toprağının faydalı olduğunu söylemiş. Onun üzerine fark ediliyor ki oradaki Limni Adası'ymış, gidiliyor. Orada Fatih aldıktan sonra da Osmanlı çok uzun bir zaman aynen ritüeli takip ediyor. Belli bir zamanda o topraklar çıkarılıyor. Üstleri kapanmış, çıkarılıyor, karılıyor, belli tabletler yapılıyor, damgalanıyor. Tabii ki Osmanlı damgası. Hı hı. Sarayda falan çok önemli tini mahdum damgaları vardı, çok enteresan. İşte şifa ayetlerinin falan olduğu. Hı hı. Ve satılıyor çok yüksek fiyatlara. Vay, evet. Müthiş. Şimdi bak, ha bak Hazreti, tabii 6 Ağustos'ta dini bir törenle 2-3 metrelik derinlikte kazılarak çıkarılan toprak. Öyle bir ritüelleri şey bu, var. Şey bu, Heath Lowry. Yazmış. Evet. Evet, evet. Sarayda sizin de söylediğiniz gibi bundan imal edilen yiyecek kapları, bardaklar ve yabancı gelenlere de sıklıkla... Evet. Zehirlenmelere karşı etkili olduğu için bizim Osmanlı tıp kitaplarında bunu der. Zehirlenmelere karşı fevkalade faydalıdır. Dolayısıyla eğer zehirlendiğinizden şüpheleniyorsanız hemen... Tini mahdum ben alacaksınız. Ve tabii ki sarayda zehirlenmeye mani olmak için bu topraktan kaplar yapılıp onun içine yiyecekler konuluyor ki eğer zehirliyse hiç olmazsa birazcık faydası olur. Bu arada bizim sorduğumuz sorudaki cevap, evet, o da Fatih döneminin hekimi mi? Evet. Tamam. Evet. Osmanlı döneminde Amasyalı meşhur hekim ve cerrah kimdir diye. Geldi mi cevaplar? Aa, geliyor gelmez mi? Fatih Altınbulak sormuş. Eskiler der ki etiketiyle 4000 yıl öncesine ait beyin ameliyatı yapıldığına ait bulgular var deniyor. Evet. Öyle midir? Evet. Öyle mi? Evet evet, kesinlikle. Yani yazılı devirlerden daha önce, çok daha önce trepanasyon dediğimiz beyni açıldığına dair pek çok kemikler bulunmuş. Neden olduğu bilinmiyor ama büyük bir ihtimalle bir akıl hastalıkları vesaire gibi bir şeyde sanıyorum basınç, beyin basıncını mani olmak için çok dikkatle açmışlar ve kemiklerden hekimlerin gördüğü şey şu. Büyük bir ihtimalle bu açıldıktan sonra da o insanlar yaşamış. Yani beyin, evet, kemik açılıyor. Sanıyorum basıncı düşürülüyor. Ve o insanlar yaşamış. Trepanasyon dediğimiz beyin açma ameliyatlarıyla ilgili pek çok belge var. Şey var. Çok ilginç kemik gelmiyor mu size? Her şey çok ilginç. Her şey çok ilginç, çok değil ilginç mi? İnsanın tarihi ilginç. Tıbbın tarihi çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Yani o mistik, bu mitolojik şeyler çok önemlidir. Bir tanesini size söyleyeyim. Bizim çok ilgilendiren, tabii bizim Anadolu'da biliyorsunuz Hititler çok önemli bir medeniyet. Hattiler, daha sonra Hititler. Orada fırtına tanrısı vardır. Fırtına tanrısının sembolü olan bitki tarhundur.
Tarhun dediğimiz bitki aslında mide ağrılarında falan hızla ağrı kesici bir bitkidir. Ve onun fırtına tanrısına sembolize edilir. Yani dolayısıyla büyük bir geçmişimiz var. Bakın nasıl biliyor musunuz? Tarhunu öylesine bir kültürel sürekliliğimizi yakalayabiliyoruz ki Ankara'da 1930'lu yıllarda bir folklorcu araştırıyor ve tarhunun dikilme merasimini anlatıyor. Büyük bir ritüelle önde imam, arkasında insanlar özel olarak gidiliyor, dualar ediliyor, tarlaya tarhun dikiliyor, sonra da yemek ziyafeti veriliyor. Yani bu büyük bir ritüel ve Hititlerden kalma ritüellerden. Peki siz böyle araştırırken ya bunu da nereden bilin, bunu da nasıl fark etmişler, keşfetmişler dediğiniz şeyler oldu, ne oldu çok, mesela? Binlerce her şey. Her şey. Yani şimdi hep deneme yanılma denir ya. Mesela akupunktürde diyelim ki ayak parmağınızın bir tanesine baskı yaptığınız zaman kalbinizi etkiler. Bu nasıl deneme yanılmadır? Bilmiyorum. Yani çok yani her şey. Size bir tane şey söyleyeyim. Antik Mısır papirüslerinden ya yani tıp kitaplarından çıkarılan bir bilgi. Orada der ki bir kadın hamile olup olmadığını anlamak için iki tane çıkın yapsın. İçinin bir tanesine buğday koysun, bir tanesine arpa koysun. Onları her sabah idrarıyla ıslatsın. Eğer zamanından önce yeşerirse o kadın hamiledir. Eğer buğday arpadan daha çok boyalırsa doğacak çocuk erkektir. Eğer arpa daha çok boyalırsa doğacak çocuk kızdır. Biz idrarda hormon olduğunu 1950'li yıllarda keşfettik. İdrarda hormon olduğunu. O zamanlar Amerikalı bir ilaç firması 3 ton gebe kadından yaptığı şey idrarından hormonu teşhis etti. Bu arada şunu söyleyeyim. 1930'lu yıllarda bir Amerikalı hekim bu Mısır şeyini, reçetesini doğru mu değil mi diye test ediyor. Çünkü kendi yaşadığı ufak kasabada yeni evli hanımların hepsini sabah hizmetçisini gönderiyor, idrarlarını getiriyor. İşte çıkınlar koyuyor ve bütün denemelerde işte şu bu hanımın, bu hanımın. Ondan sonra o hanım hamile olup olmadığı ortaya çıkıyor. Doğal çocuk, kız erkek, mi, erkek kız mı falan. Ve sonunda bir tıp, ciddi bir tıp kitabında bunun, evet Mısır dönemi yazılan bilgilerin aynısının çıktığını söylüyor 1930'lu yıllarda. Şimdi biz idrarda hormon olduğunu artık biliyoruz. Ama idrardaki hangi maddenin doğacak çocuk kız mı oğlan mı onu bilmiyoruz henüz. Ultrasonla bakıyoruz. O da bir şey. Ama çok enteresan ya, bir de çok bu şey var. Bir de çok. Bu nasıl bir deneme yanılma olabilir? Yani kadın aklına gelecek de gidecek arpaya. Hayır, falan. Bunu hekim söylüyor. Hekim diyor ki anladım bunu böyle. Ama o hekimin o bilgiye ulaşması için birinin bunu tecrübe etmesi gerekiyor ve bu tecrübenin aktarılması gerekiyor. Binlerce üstelik sene, de ya binlerce çok sene. Ve bu tıp kitabına geçiyor. Bu budur reçete. Bunun gibi bir sürü bir şey. Ay öyle anlatsanız şey. Onlar çok güzel. Çok değişik geldi bana. Çok şey var. Çok şey var. Bilmiyorum yani hangisini anlatsak. Belki mesela bir tanesi de hamile kalmamak için. Aklıma o geldi. Ha. Hamile kalmamak için ne yapılır? Şimdi aslında eski antik dönemde kadının ne kadar çok doğursa o kadar kıymetli. Peki neden hamile kalmak istenmez? Çünkü belli kadınlar var biliyorsunuz fahişeler diyeyim. Onlar hamile kalmaması lazım. O en eski mesleklerden biri. Onun için der ki reçete. Önce efendim bir tane şey alacaksın. Akasya ağaçlarının, o sıcak ülkenin akasya ağaçlarının dikenlerini alacaksınız. Onları bir taşla ezeceksiniz. İnce bir keten kumaşın üstüne balla karıştıracaksınız. Keten kumaşın üzerine bunu yayacaksınız. Onu bir fitil haline getirip aşağıdan içeri rahme doğru iteceksiniz. Ve bu sizi hamilelikten koruyacak. Bunu inceledik ve ilk tercümeler zamanında... Hangi tıpta dediniz? Bu gene Mısır papirüslerinde. Ve bunu 1925'li yıllarda tercüme edildiği zaman tabii ki bizim tıp tarihçilerimiz ne kadar doğru onu bilememişler. Fakat daha sonraki araştırmalarda bu ovül diyelim rahme girdik
geldiği zaman oranın nemiyle beraber laktik asit üretildiğini bulmuşlar. Laktik asit de hem çok hafif bir asit hem de spermleri öldüren bir asit. Ovul, yani bir çeşit hamileliğe ve bu karşı. Kaç milattan önce 1500. 1500. 2000'de buradan 3500 yıl önce. Mesela böyle çok şey var. Çok ilginç. Çok şeyler var. Ve bunları böyle reçete gibi bayağı yazıyorlar. Ciddi kitapları çok. Ve bunlar okunmuş. O zamanlar tabii aslında bir Mısır tıp kitabını veya Sümer tıp kitabını. Sümerlerin hepsi kil tabletlere yazılmıştır. Mısırlıların hepsi papirüslere yazılmıştır. Çinlilerin en eski şeyleri ipek şeylere yazılmıştır. İpek kumaşlara yazılmıştır. Bergama'da incecik ceylan derisini ince hale getirip oradan yazılmıştır. Yani her halükarda yazılı bilgileri bırakmışlar bize. Hı hı. Biz de bunu okuyabildik ve anlayabiliyoruz. Bugün İngilizce olarak hepsine ulaşabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Peki Osmanlı tıbbı dediğimizde evet. Hepsinden mi faydalanmış Osmanlılar? Bakın tabii ki insanlık hep birbirinden faydalanmış. Hiç zannetmeyin ki bakın sağlık çok önemli, ilaçlar çok para getiren şeyler. Dolayısıyla ta Çin'deki bir etkili ilaç çok rahatlıkla kervanlarla ta Avrupa'nın ortalarına kadar gidebiliyor. Biz bunları görüyoruz. Yani mesela Mısır mumyalarında nasıl olur bilmem nerenin işte otlarının bulunduğu çok hayret edilmiştir. Ama bunlar muhakkak bir yerden bir yere taşınıyor. Bilgiler de taşınıyor. Dolayısıyla bu bilgiler taşınıyor bir. İkincisi İslam döneminde o ilk zamanlar kendi zamanının bütün bilim kitaplarının hepsi Arapçaya çevrilmiştir. Önce Arapçaya 200 yıl boyunca İslam medeniyetinin o ilk zamanlarında 200 yıl boyunca topladıkları bütün bilim kitapları, bütün tıp kitapları nerelerden ne bulurlarsa hepsi Arapçaya çevrilmiş. Ondan sonra da telif eserler yani kendileri buna katan bütün bilimde her şeyde ve tıpta da çok önemli şeyler. Tabii ki Osmanlı'da bu İslam sadece Osmanlı değil İslam biliminden İslam tıbbından Batı da çok yararlanmış. Çünkü Orta Çağ'da karanlık dönemde Batı bütün eski bilgilerini unutmuştu. Bunlar Arapça bilim kitapları Latince'ye çevrildikten sonra aydınlanma ve Rönesans. Peki zamanının en sivrilen, en meşhur, en doğru teşhiste bulunanları mı saraya alınıp da oranın hekimbaşı oluyor? Kesinlikle öyledir. Kesinlikle. En iyi hekimler saraya seçilirler. Ve kendi aralarında da hekimbaşı olur. Belki hekimbaşılık biraz hiyerarşik bir şey ama en iyi hekimler. Dolayısıyla ben mesela İbni Baytar'ı çok iyi bilirim. İslam döneminin Endülüs Emevilerinden, Endülüs'te yaşayan çok önemli bir farmakolog. O kadar büyük bir farmakolog ki 2000 taneden fazla ilacı var kitabında. 2000'den. Ve bu tabii ki davet edilmiştir. O zamanlar Memlükler Mısır'a gelmiştir. Mısır Sarayı'nın botanikçisi, farmakoloğu veya hekimi ne derseniz. Oradan Anadolu'ya gitmiştir. Bütün bitkilerini incelemiştir vesaire. Yani iyi hekimler en önemli hükümdarlar tarafından çağrılır. Bakın İslam döneminde bunu o kadar akıllıca yapmışlar ki en iyi hekimler Cündi Şapur'da yani İranlı Şapur hükümdar Şapur zamanında en iyi bilim adamlarını biliyorsunuz Hristiyanlığın bir şeyi vardır işte Hazreti İsa Allah mıdır, peygamber midir? O arada o peygamberdir diyen büyük ilim adamlarının hepsini sürmüşler. Önce Urfa'ya gelmiş, sonra şeye gidiyor işte Basra Körfezi'nin kenarında bir şehir kuruyor İran hükümdarı ve orada büyük bir bilim merkezi oluyor. İslam medeniyeti gelişmeye başlayınca oradaki bütün en iyi bilim adamlarını davet ediyorlar. Daha çok para veriyorlar, daha çok imkan veriyorlar ve gerçekten onlar gelip burada orada büyük bir merkez kuruyorlar vesaire vesaire. Peki şey soracağım, sizin de takip ettiğiniz ve isabetli
reçeteler yazdığına inandığınız, sana tıbbına, bilgisine, ilmine güvendiğiniz isimlerin diyelim 2000 reçetesi var. Bir kitap yaptı böyle. Evet, evet. 2000 tane reçetesi var, evet, bunun içinde. Bu reçeteler bugün uygulanabilir reçeteler tabii, mi? Tabii. Yani içinde yazdığı bitkiler ya da neyse, evet, işte o karışım. Bunlar, evet, sadece bitki mi? Yani ne anlamam lazım? Şimdi şöyle, genelde tıp kitaplarının içinde sadece tek tek tıbbi bitkiler de vardır. Reçeteler de vardır. Yani işte şu hastalığa karşı şu kadar şundan, şu kadar şundan, şu kadar şundan reçeteler de vardır. Şimdi buradaki tıbbi bitkilerin, o eski tıptaki tıbbi bitkilerin çoğunu zaten bilimsel çağdaş modern tıp başladığı zaman zaten oradan hareketle başlamıştır. Yani bir digitalis dediğimiz bir bitki vardır. Onun kalbi olan etkisi zaten biliniyor. Yeni tıp bunu şöyle yapıyorlar. Bu tıbbi bitkinin içindeki etken maddene onu arıyor, onu ilaç yapıyor. Dolayısıyla bu tıbbi bitkilerin çoğu ilaç olarak daha sonraki dönemlere kazandırılmıştır. Şimdi de büyük bir fitoterapi, yani büyük bir tıbbi bitkiler araştırmaları var. Biz mesela şunu çok iyi biliyoruz. Çok büyük 3 tane ilaç şirketi son 10 yıldır tıbbi bitkileri, dünyanın tıbbi bitkilerini inceliyor. İşte denizlerdeki bütün tıbbi bitkileri inceleyip onları hep belli kayıtlar altına alıyor. Denizlerdeki? Oo, denizin altındaki bütün bitkileri kayıt altına almışlar. İçindeki maddeler araştırılıyor. Bakılıyor acaba faydalı bir şey bulabilir miyiz diye. Bu arada işte ilkel insanlar, işte aborjinlerin veya işte Afrika'nın içindeki bozulmamış insanların kullandıkları ilaçlar. Bunları çok hızla araştırıyorlar. Çünkü doğal ilaçların insanlara daha etkili olacağı bugün düşünülüyor. Çünkü kimyasalların insan bedenine girdikleri zaman işte toksin, karaciğer ve böbrek toksin etkisi, hı hı, dolayısıyla doğal olan ilaçları kazanabilir miyiz diye ilaç firmaları uzun zamandır bu işlerin içindeler. Ama mesela bazı şeyler var ki unutulmuş. Siz örnek olarak kuzu kulağını vermişsiniz, ha, onun gibi mesela kitapta. Şey ya, Osmanlı tıbbında hummaz olarak tanınan önemli bir ilaçtır diyor. Biz mesela kuzu kulağını unuttuk. Tabii şu anda bilmiyoruz. Tabii ben neden bu tip böyle 5 belki 10 tane falan zaman zaman böyle eczacılık öğrencilerine veya fitoterapi ilgili olanlara ben bunları çıkartmışımdır. Orada şunu göstermek istiyorum. Neden? Çünkü hep şu soruluyor. Ya işte dediğiniz gibi bu tıbbi bitkiler kitaplarından bugün faydalanabilir miyiz? Şimdi ben şunu alıyorum. Bir tıbbi bitki alıyorum. Bu tıbbi bitkinin bugün bilimsel olarak neler biliniyor bunun için? Bir kere biz tıbbi bitkileri modern bilim çok güzel sınıflandırdı. Hı. İnanılmaz bir şekilde Latince olarak sınıflandırdı. Bütün özelliklerini, her şeyini biliyoruz. Bir. Ondan sonra içinin kimyasallarını çok güzel araştırıyoruz. Yani bütün bitkiler içindeki kimyasal maddeleri araştırılıp onlar deşifre edilmiş halde. Hı hı. Şimdi bir üçüncü şık, bugünkü bilim bu bitkiyi acaba ne kadar biliyor? Ona baktığımız zaman biz fitoterapi diye de bir ayrı bir şey var. Yani ne tamamen bugünkü bilimsel ne de tamamen eski tıp. Dolayısıyla fitoterapi bu konuda ne biliyor? Onun üzerine benim tıbbımda bununla ilgili neler söyleniyor? Bu kuzu kulağına bir misal vermiştim. Çünkü gerek bugünkü bilimsel bilgiler, gerek fitoterapi birçok etkisini biliyor. Ama Osmanlı tıbbında çok iyi bir ateş düşürücü, bir çeşit aspirin ve hummaz deniyor. Ve o özel olarak baharda, şimdi kuzu kulağının tam çıkma zamanı, baharda bunlar toplanıyor, özel olarak şerbeti hazırlanıyor. Ve onlar küplere konuyor ve işte saraysa saraya gidiyor. Herkes evlerine alıyor. O bir kenarda duruyor. Ateşli hastalıklarda onu sulandırıp içiriyorlar. Ya ne kadar güzel aslında. Evet. Evet. Biz özellikle şerbeti maalesef... Ha, şerbet ilaçtır. Şerbet ilaçtır. Yani ben onu bütün şerbetler ilaçtır. Gül şerbeti belli bir ilaçtır. Kızılcık şerbeti belli bir ilaçtır. Yani şerbetlerin hepsi ciddi ilaçlardır. Şekerle beraber verir Osmanlı hekimleri. Çünkü derler o bitkinin etkisini hızlandırır
derler. Hmm. Dolayısıyla bir de tabii ki kalıcı oluyor. Yani şekerle pişirdiğiniz zaman bozulmuyor öyle kolay kolay. Bir de elinin altında işte böyle bir durum olduğu zaman şerbeti koy, iç. Tabii darüşşifalarda yani eski hastanelerde mutlaka belli ilaçlar yapılıp bu şekilde küplere konup darüşşifada duruyor. Bunlar belli ilaçlar işte ağrılar için, ateşler için vesaire vesaire. Ama hekim hastasına gidip onu bakıyor. Eğer bu ilaçların dışında bir ilaç vermek istiyorsa onu hemen reçetesini yazıyor ve hazırlatıyor. Ama değilse o küplerde ilaçlar işte şu şerbetten getirin, bu şerbetten getirin hastaya veriliyor. Ya bu kültürü bunu unutmuş olmamız bence çok... Hayır, dünya unutmadı. Biz belki unutabiliriz ama dünya unutmamış. Ben bunu bütün yetkili ağızlardan duydum. Ve artık büyük bir para da ayrılıyor bu iş için, araştırmalar için. Önce bunun bilgisinin araştırılması, bugünkü tıbba kazandırılmasını araştırıyor. Sonra onların eğitimini ve dolayısıyla deniyor ki işte Dünya Sağlık Teşkilatı 2014-2023 projesinde bu var ve mümkün olduğu kadar işte kullanan Avrupa ülkeleri vesaireler kullanacaklar. Elimde İbn Sina'nın küçük tıp kanunu var. Evet. Bu Profesör Doktor Kadircan Keskin bu ara Bahçeşehir Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Bu bayağı bir evvelden elimize ulaşmış bir kitaptı. Mesela İbn Sina burada fikir vermesi açısından seyircimize. Evet. Mesela nezle hakkındadır diye böyle tesadüfen açtığımda bu çıktı. Tabii. Şimdi diyor ki nezlenin ne olduğunu falan anlatmış. Diyor ki akıntı burundan gelip sıcak iltihaplı kırmızı renkte olursa o zaman ilacı damardan kan almak, günlerce yumuşak şeyler içmek, tuz ve üstü peç yapılan sebze yiyecekleri yemektir. Ateş ve baş ağrısı yoksa ki genelde diyelim böyle akıyor. O zaman kesmeyeceksin akıntıyı diyor, akmasına izin vereceksin. Aşırı olur da şeker yeterli olmasa o zaman kızgın taş üzerine konulmuş susam taneleri. Den bahsedin. Ne insan? Evet, şimdi şöyle, tabii şöyle. İbn Sina muhteşem bir insan. Muhteşem. Bunu unutmayın hocam. Çok hızlı reklama gitmem gerekiyormuş. İbn Sina muhteşem dediniz. Buradan alacağız. Büyük bir hekim. Eskiler der ki etiketiyle bize yorumlarınızı, sorularınızı yollayın. Birazdan buradayız. Doktor Ayten Altıntaş'la kadim tıp üzerine sohbetimize devam ediyoruz ve bu arada reklam arasında sizlerden gelen mesajları da okuduk. Bazılarına bakma fırsatımız oldu. Hepsine değil tabii ki de. Instagram'dan Fadime Berkay yazmış. Enteresan geldi. Eskiler der ki diyor, ben küçükken kaynar su dökülmesi sonucu babaannemin bana uyguladığı bir tedavi vardı. Topraktaki solucanları topladı, cam şişeye koyup ağzını kapattı. Solucanlar da suya dönüştü diye anlatmış. Belli bir zaman sonra. Yani eridi mi oluyor orada? Evet, eridi. Evet. Ondan sonra bu suya dönüşen solucanın mevcut suyunu tülbentle yana pansuman yaparak tedavi etti ve benim bacağımdaki iz kayboldu diyor. Böyle bir tedavi var eski tıpta. Evet, demek ki uyguluyorlarmış. Ben görmedim uygulanışını. Ama ne enteresan. Evet. Topraktaki solucan. Ama bakın şimdi biz larvalardan faydalanıyoruz. Bir sürü şeyden faydalanıyoruz. Yanık tedavisi ne var diyorsunuz aslında larva? Yanıktan daha çok bu kangren ayaklarda falan larva kullanılıyor. Ha. Korkunç. Yani artık tedavi edilemeyecek kadar kötü ayaklar, işte kollar vesairelerde larva onları temizliyor. Ay, evet. O artık bugünkü tıp kullanıyor onu. Bir de şeydir ya böyle bazen bazı balıklar gelir böyle deriyi. Evet, o balıklarla da Japonya'da çok güzel işte bir takım döküntülü sedefte vesaire de kullanıyorlarmış. Bizde de var ama Türkiye'de bizde, de tabii, var. Bizde tabii Sivas'ta var. Bizde onu yetiştiriyorlar. Tabii çok güzel o balıkları çoğalttılar, yetiştiriyorlar. İsteyenlere veriyorlar işte tedavi için kullanan artık. Fizik tedaviciler mi bilmiyorum kimler kullanıyor. Bir başka seyircimiz Binnur Hanım demiş ki ben diyor
34 yaşındayım. Ocak ayında kalp yetmezliğim olduğunu öğrendim. Doktorlar da çaresinin olmadığını söylüyorlar ama alıç çayı ve alıç sirkesini kullananların belli bir değer varmış. İşte orada tıbbi yazmış, bilmiyorum ben onu. Artış olduğunu birçok örneği var diyor. Alıçın kalp hastalıklarında iyi olduğunu fizyoterapi uzun zamandır biliyor. Almanlar bunu ilaç yaptılar. Çok rahatlıkla Almanya'dan alıçı kalp hastalıkları için ilaç olarak alınabilir. Tabii bizde de ancak sirkesi var veya alıcın kendisi. Hani ama ilaç olarak alıcı kalp hastalıkları için yaptılar. Almanya'da satılıyor. Almanya'da reçete edilen ilaçların %60'ı bitkisel orijinli. Yani bitkiler şey değil, yani kaynat iç değil. O bitkilerden alınmış, o bitkileri ilaç haline getirilmiş standart, aynı bizim kullandığımız ilaçlar gibi. Ve o ilaçları hekim reçete edebiliyor. %60'ı bu ilaçları yazıyormuş hekimlerin. Japonya'da %70 hekimlerin yazdığı reçetenin %70'i bitkisel orijinli ilaçlar. Ha, müthiş bir şey. 1999'da ben de not almıştım. Dünya Sağlık Teşkilatı tıbbi bitkiler ilaçlar listesini almış. Evet, bakın çok uzun zamandır biliyorsunuz tıbbi bitkileri ilaç olarak kabul etmiyordu Dünya Sağlık Teşkilatı'da. Bizim tıbbımızda. Ben ona şaşırdım yani 1990. Şimdi ilk önce 23 tane tıbbi bitkiyi ilaç olarak kabul etti. Şimdi 200 küsür tane, hatta 300'e yakın bitkiyi ilaç olarak kabul ediyor. Çünkü bunların bütün araştırmalar yapılmış. In vivo, in vitro, işte klinik vesaire diyorlar. Bütün araştırma, içindeki maddeler, etkileri vesaire hepsi araştırılmış. Hepsi monograflarda var. Yani zamanın işte tıp kodeksi, işte, ilaç kodekslerinde. Dolayısıyla bunu kabul ediyorlar artık. Bir seyircimiz demiş ki Dilek Hanım Instagram'dan, Pelin Hanım lütfen iletir misiniz hocama? Biz hastaneye gittiğimizde doktorlara bu tamamlayıcı tıpla ilgili bir şey dediğimiz anda ağzımızı kapatıyorlar. Evet, evet. Bakın benim bir doktora öğrencim bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Yani Amerika'da da bu böyle. İşte yavaş yavaş şimdi değişiyor. Food and Drug Administration diye gıda ve ilaç organizasyonları var. Çok önemli Amerika'da. Bunları her sene istatistik yaparlarmış. İşte 2000'li yıllara doğru, ki daha sonra onları herkese açtılar internette. 2000 yıllara doğru bunlar bir şeyi fark ediyorlar ve panik içine giriyorlar. Mesele şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde polikliniklere giden hasta sayısı kadar o zamanlar alternatif deniliyordu. İşte tamamlayıcı tıbba giden hasta sayısı. Bunu tabii ki çok şaşırıyor Amerikan yetkilileri. Neden, niçin diye araştırılıyor. O zaman şöyle bir şey söylüyor istatistik neticesi. Diyorlar ki biz hekime gittiğimiz zaman hekim bizi dinlemiyor. Ama biz bir alternatif tıbba gittiğimiz zaman bizi dinliyor. Diz dize, göz göze bizi dinliyor filan. Onun üzerine Amerika'da hekimlere şöyle direktifler verildi. Siz hastalarla ilgileneceksiniz. Diz dize, göz göze vesaire. Hakikaten bize de o geldi. Bu uygulanıyor ama ertesi sene yapılan istatistiklerde gene alternatif tıbba gidenler neden diye soruyorlar. Hastalar diyorlar ki evet, diz dize, göz göze bizimle çok güzel ilgileniyor hekimim ama beni dinlemiyor. Dinlemez. Çünkü onun elinde hekimin teşhisi için gerekli olan şey kimyasal işte tetkikler vesaire. Ama öbürünün elinde hiçbir şey yok. O sizi dinleyecek. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz, ne geçti başınızdan vesaire, ona göre hareket edecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye çok dikkatle eğiliyor. Hasta odaklı. Dediğiniz gibi. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz ki. Evet. Yani evet, iki göz, bir burun, bir ağız, iki kulak, saçlar. Evet. Ama benzemiyoruz. Yani yine de aynı değiliz. Bedenlerimiz de farklı. Evet, düşünce sistemimiz, yaşama şeklimiz, hayata bakış duygu şeklimiz. Duygu dünyamız. Aynen. Yani şimdi zaten hekimler bunu çok iyi biliyorlar. Birçok hastalıkta stres kaynaklı olduğunu biliyorlar ya da genetik kaynaklı olduğu söyleniyor bazı şeyler. Dolayısıyla evet, hasta kaynaklı tedaviye gitmekte yarar var. Evet. Bu arada hocam sizin gülle ilgili de kitaplarınız var ama o kitaplar tekrar basılacak mı lütfen? Ah inşallah, hala kendi cebimden basıyorum. Çok
o konuda dertliyiz biz. İlgilenilmiyor vesaire. Gül şey çok önemli bir ilaçmış. Ben onu fark ettikten sonra bu kitapları yazdım. Ben inanır mısınız Osmanlı tıp kitaplarını okuyorum. Gül görüyorum. Gül ilaç olarak kullanılıyor. Hiç bilmiyordum ve doğru olmayacağını düşünüyordum. Tekrar ondan sonra dedim ki ben mi yanılıyorum? Şunları bir toplayayım. Topladım, bir makale yapmıştım. Ciddi bir ilaç. Gülü 3 şekilde kullanıyor Osmanlılar. 1, gül suyu veya gül yani koku olarak, özellikle gül suyunu. 2. olarak reçelini yapıp mide ve karaciğer hastalıklarında. 1 de zeytinyağın içine koyup deri hastalıklarında. Çok ciddi bir ilaç. Ve bana bir öneriniz olmuştu. Dediniz ki gül suyu belleği arttırır. Yani bütün İslam kitaplarında da İbn-i Sina vesaire, bizim Osmanlı hekimlerimizde de bunu yazarlar. Gül belleği, hafızayı arttırır. Bununla ilgili Almanlar bir araştırma yapmışlar daha yeni. Bu bizimkiler Osmanlı ve şeyler. Bak haklı ya. Tabii. Bakın bu bizim Fatih Sultan'ın gülü koklaması aromaterapi kitaplarının başındadır yurt dışında. Bir hükümdar gül kokluyor. Çok önemli. Şimdi şöyle, Almanya'da bir araştırma yapıyorlar ve çok ciddi bir araştırma ve burada ufak kulüp şeyler, odalar yapılıyor, izole odalar. Her odada bir başka koku, birinde gül, birinde limon, biberiye vesaire vesaire ve denekler alınıyor. Bu denekler önceden bir zeka testinden geçiriliyor. Sonra bunlar bir gece o kokulu odada yatırılıyor. Yatarken de beynine bir takım elektrotlar bağlanıyor ve dışarıdan beynin kanlanmasına bakılıyor. Ve ertesi sabah tekrar uyanıyor bu insanlar. Tekrar bir zeka testine tabi tutuluyor. Ve tabii ki beyin şeyle. Ve sonuç şu, bilimsel çok ciddi bir dergide yayınlanıyor. Belleğe en iyi etkili koku gül. Belleğe etkisi. Hatta fareler üzerinde deney yapmışlar. Böyle gül kokulu, yani gül yağı damlatılmış gıdalar veriyorlar. Ve labirentler, hani net şeyi bulan, sonucu bulan ve güllü gıdalarla beslenen fareler çok daha kolay buluyorlarmış labirentin sonunu. Evet, bu da bilimsel olarak yayınlar. Bu arada gül reçelini de çok severim ha. O geldi aklıma şimdi. Mide ve bağırsak için bir numaralı ilaç eskiden. Ve bu, ben geçenlerde bir televizyonda bir Amerikalı araştırıcının filmini görmüştüm. Hindistan'da hala bu uygulanıyormuş. Çok karaciğer hastası, çok çok kötü bir durumda bir genç çocuğu getirdiler. Bir halk hekimine, şifacıya yatırdılar, gösteriyor filmde. Ve ona hemen şu ilacı hazırladı. İnciyi dövdü ve gül reçeli vardı yanında, macunu dediğimiz, onu koydu, kattı ve çocuğa yedirdi. Bir müddet sonra gazeteciler geldiler, o çocuğun bize de gösterdiler. Bayağı iyileştiğini gördük. O kapkara olmuş karaciğer hastası bayağı iyileşmişti. Gül macunu kullanıyordu Hintli hekim. Ama tabii hangi gül, nasıl bir macun, onlar da yani bunun da aslında çok iyi bilirler. Hintliler gerçekten ilaç olacak kokulu bitkiyi çok iyi bilirler ve onu kullanırlar, ilacını yaparlar. İranlılar yaparlar. Biz eskiden yapıyorduk. Biz de yapalım böyle şeyleri. Tabii. Vallahi yapalım Vallahi yapalım. Bu çok önemli. Bir tane seyircimiz yazmıştı. Reklam arasında gördüm. Biz hani şerbetleri hatırlattık ya. Evet. Ondan sonra şimdi bu şerbetlerin diyor tariflerini bulduğumuzda diyor. Evet. Kullanacağımız, içine koyacağımız şeker hangi şeker? Şimdi %100 pancar şekeri diyeceğim. Şimdi İslam ve Osmanlı döneminde kullanılan şeker, şeker kamışından elde edilen şeker. Bayağı kamışlar bizde de, Türkiye'de de yetiştiriliyormuş. Onlar presten geçiyor, beyaz bir su, onu şeker. Ama daha sonra tabii ki biz biliyorsunuz pancar şekeri imal etmeye başladık. Onu kullanıyoruz ama hiçbir zaman diğer hani şekerlerden bahsetmiyorum. Bu şekeri kullanabiliriz. Eskiden şerbetlerin hepsi ilaçtı. Bütün şerbetler. Bugün biz böyle serinlik için işte hoş olsun diye kızılcık şerbetinin özellikleri çok farklıdır. O kabız yapar. Gül şerbeti
mülayim yapar. Diğer bütün şerbetlerin kendine has özellikleri vardır. Yani ilaçtır. Evet. Şimdi kitabın içerisinde sağlığı korumadaki etkenleri de siz aslında güzel bir uzun uzun anlatıyorsunuz. Evet. Ama tabii bizim o kadar vaktimiz olmadığı için ben şu anda hızlıca geçmeyi teklif ediyorum size. Tabii. Şimdi sağlığı korumada birinci etken hava demişsiniz. Evet. Şimdi hava önemli. Sular çok önemli. Ama bugün biz onları kolay böyle akan sular falan yok. İsterseniz yemekten bahsedelim. Olur hocam. En önemlisi bizi kirleten en önemli şey çok yemek. Aa. Osmanlı hekimleri hep derler ki az ye. Az ye. Bütün hastalıkların sebebi yemektir, çok yemektir. Dolayısıyla hatta günde iki öğün yemeği. Bir tanesi geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği. Hmm. Onu tavsiye ederler. Az yemeleri tavsiye ederler. Çok çeşitli gıdaları bir araya getirmemeyi tavsiye ederler. Yani aynı anda çok çeşitli gıdalar bedeniniz şaşırır ve onu hazmedemez. Hazmedemeyince o zararlı hırtlar vücutta hastalıklar, kronik hastalıklara sebep olabilir derler. Yani yemeği içmeyi az yemeleri, işte çok fazla gıda, bir de tabii ki mideyi tam doldurmamak. Gıda yemek üstüne yemek cinayettir. Aa. Yani siz yemeği yediniz, kalktınız, işte arkasından bir meyve, arkasından bir çay, katiyen. Aa. Bırakın bedeniniz onu hazmetsin. Gençseniz 2 saatte, eğer belli bir yaştaysanız da 3-4 saatte hazmeder. Hazım bittikten sonra tekrar bir gıda yiyebilirsiniz. Yoksa bedeniniz mahvolur. Osmanlı hekimleri bunun üzerinde çok dururlar. Gıda üstüne gıda yemek çok zararlıdır. Çok çeşitli gıdaları aynı öğünde yemek zararlıdır. Mümkünse gıdayı yiyin. Deva, yani ilaç olarak kabul edeceğimiz bir takım bitkiler var, bir takım şeyler var. Onları mümkün olduğu kadar yemeyin. Gıda olarak en önem verdikleri şey, yani gıda de kan yapacak şey yenir ki bizim vücudumuzda harekete geçecek kandır. Birinci derecede ekmektir. İkinci derecede kuzu etidir, yumurtadır, tereyağıdır vesaire vesaire. Hmm. Ve daha fazlası bu kitabın içinde Osmanlı hekimlerinin sağlık kuralları diye. Evet. Bu arada o gülle ilgili olarak da hakikaten o kitabınızı çok görmek isteriz, hatta konu olarak da işlemek isteriz, sizden de dinlemek isteriz sevgili hocam, bunu da söyleyeyim. Gülden anlatacak da çok şey çok, var. Çok şey var. Evet. Sorumuzun cevabını verelim. Osmanlı döneminde Amasyalı meşhur hekim ve cerrah kimdir? Amasyalı Şerafettin Sabuncuoğlu. Evet, o kadar çok geldi ki. Aa, bravo, bravo Amasyalılar. Evet ve bu gece ilk defa duymuş ve bilecek olanlara da bir faydamız dokunmuş Sabuncuoğlu desek bile olur. Çok güzel cerrahi kitabı vardır, çok güzel tıp kitabı vardır, ilaçlarla ilgili çok güzel kitabı vardır. Sabuncuoğlu çok önemli bir Osmanlı hekimidir. Evet ve eserlerine? Eserlere çok rahatlıkla bugünkü dile çevrilmiştir, ulaşabiliriz. Ulaşabilirler, evet. Sevgili hocam teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Geldiğiniz için ve anlattığınız için. Ben ve sevgili seyircilerim sizlere de teşekkür ediyoruz. Ve şu mesajı vermek isterim. Kadim bilgiye hiçbir zaman sırt çevirmemek gerekiyor. Lazım. Dünya çevirmiyor. Dünya çevirmiyor. Binlerce yıldan bu yana tam da siz söylediğiniz gibi geliyorsa eğer demek ki bunda bir gerçek, şey var. Hakikat var burada. Bugünkü bir hikmet var. Araştıralım, bulalım. Evet, kesinlikle öyle. Birinci Uluslararası Geleneksel Tıp Kongresi Sağlık Bakanlığı'nın organize ettiği gerçekleştirildi. O da önemli bir adımdı. Başarılıydı. Çok ve başarılıydı. Çok başarılı olduğunu evet ben de duydum ve biliyorum. Siz de iştirak ettiniz. Evet. Çok teşekkür ederim ben sevgili teşekkür hocam. Ben de teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hafta içi sabah saatlerinde de iyi fikirde 9'u çeyrek geçe buluşuyoruz biliyorsunuz. Hatırlatmamızı yapalım ve iyi geceler dileyelim. Hoşçakalın. Geçmiş olsun hocam. Tamam.